Ertuğrul Bey. Bu ne rezalettir Gülalp Bey? Benim haberim olmadan sulh anlaşması yapmaya kalkarsın. Hem de çizmeme taban yapacağım dediğim bu soysuzla. Ne cüretle bana hakaret edersin Ertuğrul Bey? Devletimizin buyruğuyla sulh anlaşması yapılacak. Vergilerini ödemek kaydıyla Söğüt, Bilecik, Tekfur'u Kritos'un tasarrufuna bırakılacak. Bu mesele burada kapanmıştır Ertuğrul Bey. Söğüt, Sultan Alaaddin'in fermanıyla bana verilmiştir. Benim ve dahi kayıların kanıyla yıkanmadan kimse orayı benden alamaz. Devlet kimdir Günalp Bey? Sultan Gıyasettin mi yoksa Ertuğrul Bey mi? Devletin buyruğunu yerine getiren Uç Bey yoksa bu meseleyi çözmek bana düşer. Ertuğrul Bey, bundan gayrı sözünün hükmü yoktur. Şimdi bu anlaşma mühürlenecek. Söğüt'ü almak isteyen evvela gelsin benden alsın. Bu kadar yeter Günalp Bey. Buraya sizin davetinizle anlaşma yapmak için geldim. Ama görüyorum ki siz daha kendi aranızda anlaşamıyorsunuz. Bir yere gidemezsin. Sanırsınız. Beni buraya tuzağa düşürmek için mi çağırdınız? Oğluma yaptığın gibi benim de mi kellemi alacaksın Ertuğrul Bey? İmparatorumuz bunun bedelini sana ağır ödetir. Sen ne yaptığını sanırsın Ertuğrul Bey? Tekfur buraya devletimizin davetiyle gelmiştir. Tekfur bizim misafirimizdir. Ares'le bir olup bize tuzak kurdu. Titan itine asker verip alplerimi öldürttü. Evladımı kaçıranlara kol kanat gerdi. Yetmedi, hatunlarımızı kaçırıp bize tuzak kurmaya kalktı. Şimdi de saray çetesine sırtını yaslayıp gözünü Söğüt'e dikmiş. Obanın ortasında gövdesini ikiye böleceğim. Ardından Söğüt'e alplerimle gidip yer tespit edeceğim. Ve dahi çavdarlar ve kayılar Söğüt'e konacak. Ben buna müsaade etmeyeceğim Ertuğrul Bey. Beni çiğnemeye kalkarsan seni çiğnerim dediydim. Ne cüretle peşime düşüp gizlice beni takip ettin. Yetmedi, haberim olmadan sulh anlaşması imzalamaya kalktın. Sultan Alaaddin'in bana verdiği toprakları saray çetesiyle bir olup peşkeş çektin. Bana itaat etmeyi öğrenene kadar zindanda kalacaksın Günalp Bey. Ben
sana itaat edeceğime söz verdim. Şimdi sana itaat edip kendi ayaklarımla gideceğim zindana. Lakin ben bu anlaşma masasına devletimizin buyruğuyla oturdum. Devletimiz sana bunu ödedir Ertuğrul. Savaşı sen başlattın. Senin kanınla boyanacak Söğüt. Ne mutlu ki bana. Düşmanlarım safını belli edip ittifak kurmuşlardır. Şimdi gaza vaktidir. Çıkarın bu adamı benim kalemden.